Soğukpınar'ın başlıca geçim kaynakları fındık, hayvancılık ve arıcılıktır. Bunların dışında inşaat sektöründeki teknik iş gücü de Soğukpınar'ın geçim kaynakları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Civar ilçelere, Espiye dahil, Güce, Yalıdere, Tirebolu, buralara inşaat sektöründe sabah gidip akşam dönmek üzere çalışmaya giden arkadaşlarımız var. Yöremizde, bölgemizde diyebilirim ki en az göç veren Soğukpınar beldesidir. Soğukpınar'dan gurbete ilk göç 1960'lı yıllarda başlamıştır. İstanbul'un Zeytinburnu, Pendik ilçeleri, Kocaeli'nin Gebze, Çayırova ilçeleri ve Bursa'nın Emek Mahallesi'ne çok sayıda göç olmuştur. Bulundukları bölgelerde dernekler kurarak gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışan Soğukpınarlılar her yıl memleketlerine giderek hasret giderirler. Fındık toplama vakti geldiğinde gurbettekilerin de gelmesiyle bahçeler şenlenir. Otları bir senden sonra Allah izin verirse fındığı başlayacağım. Tüm Giresunlular gibi Soğukpınarlılar için de fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. Tatlı bir telaş başlar. İmece usulüyle toplanan fındık modern makinelerle harmanlanıp kurutulur. Harmanların eski hali gerçekten müthişti. Bir ay, iki ay harmanlarda fındıklar çekilir, dövülür, tırmıklarla vurulur. Hatta daha sonra el kuvvetiyle çekildi. Sonra da böyle patozlarla harmanlar, fındık harmanları çok kolay olmaya başladı. Fındık savurma makinesi. Fındığın içindeki teklemeleri, koruğu, tozu, gübürü savuruyor bu. Türkülere, manilere konu olan fındık, bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Bir dünya markası olan Giresun fındığının tüm çeşitleri Soğukpınar beldesinde yetişir. Tombul, sivri, palas, badem ve kuş fındığı adlarıyla yetiştirilen fındık birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Bölgemizde önemli bir yere sahip olan Giresun yabanisi türü olan yomra fındığı ilk olarak 80'li yıllarda Trabzon'un Yomra ilçesinde imamlık yapan Mahmut Sarıkaya tarafından Soğukpınar beldesine getirilmiştir. Bu fındık belde iklimine uyum sağladığı için halkımız fındığa büyük talep göstermiş, kamuoyunda Giresun Soğukpınar yabani fındığı olarak ün yapmıştır. Burada imamlık yaparken adamlar Giresun'dan fındık getirmişler. Giresun yabanisi diye. Gelince buraya cebimiz para gördü. Gözümüz açıldı. O eski yerli fındıkları söküyor. Yerine yabani fındığı dikiyor dedi. Ben de oradan iki çuvala koydum. Böyle 50 santim boylarında. Rahmetli babam aldı. Dikti tarlaya. Orada yetiştirdi. Onu dağıttım millete hep. Kökleme olarak sattı. Çok değerlendi, çok tutuldu. Çevre köyler hep aldı bizden. 3 senede ürün vermeye başlıyor. 3 senede. Ama kemiresini atacaksın, gübresini atacaksın, bakım yapacaksın. Bakımsız hiç olmaz. Bir ocaktan bir çuval fındık topluyorum burada ben. 100 ocak fındığınız olsun, 100 ocaktan bir ton fındık toplarsın. Bu böyle bir, yani verimli bir mahsul. Her sene garantisi var. 15 gün geç açması, ondan etkilenmemesi. Onda 8 garantisi var. Rakım 900, 1000'e kadar olabiliyor. Yağlı fındıklarımız küf hastalığı vurdu, etkilendi. Bu küften de etkilenmez. Sadece 1 lira 90 piyasada.
Don olaylarına karşı dayanıklı olması, kök yapısının çabuk büyümesi, dikiminden kısa süre sonra ürün vermesi ve yıllık randımanın yüksek olması Soğukpınar fındığına olan ilgiyi arttırmıştır. Bu Soğukpınar'a özgü bir fındık, bütün bir fındık bu. Bu yağlı fındık, normal fındık değil de yağlı fındıklara biraz daha ihtiyaç olan bir fındık. 250-310 civarında beldemizde yetişiyor fındık. Belde ekonomisine çok önemli katkı sağlıyor. Benim yüksek 1 Ocak'tan 15 kiloya kadar aldım. Giresun il araştırma mühendislerinden daha sonra çok gidip geldiler yanıma. Sordum, dünyanın hiç böyle bir verimli fındık var mı? Şu anda bunun üzerinde yok dediler. Bu fındık buraya şimdi Yomra'dan mı geldi? Yomra'dan geldi. Yomra'ya nereden gelmiş? Giresun'dan gitmiş, Giresun yabanisi olarak. Bunun fidanını ihraç ediyoruz çevrelere. Amerikan şirketi Bafra'ya dikti 300 dönüm. Gürcistan'a dikmişler, dünya kadar fındık bundan. O kadar fidan verdik ki, hesapsız fidan verdik. Beldemize bağlı yağcı mevkiimiz. Beldemiz Soğukpınar isminde görmüş olduğunuz bu soğuk su denilen yerden esinlenerek Soğukpınar beldesi ismini almış. İsmi adı üstünde soğuk su. Ama soğuk mu soğuk. Çevrede yakın olan mahalleler Ramazan aylarında hele şu soğuk sudan bir su alalım da iptara onu açalım diye bu şekilde orada su alırlardı. Biz de çeşmemizi yaptırdık diye gördüğünüz gibi. Şu anda vatandaşlarımız hizmetindeyiz.